Behlül de yanında mıydı? Beni iğnelemekten vazgeç. İyice saçmalıyorsun artık. Saplantılı bir şey oldun çıktın, yeter. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelin bakalım aslan parçaları. Anlatın neler yaptınız. Geliyoruz. Hoş geldiniz. Ya bu konuda tek kelime etmeyeceksin, anlaşıldı mı? Senin asıl derdinin ne olduğunu biliyorum ben. Bilmiyorsun. Çık anne. Çık lütfen, yalnız bırak beni. Geldiniz mi, duymadım. Çocuklar nerede? Aşağıdalar. İzninizle ben odama ineyim. Ne yaptınız? Yerleşti mi Matmazel? İşte. Tamamen yerleşsin de birlikte gidelim bir akşam. Sen neler yaptın bugün? Peykere diye çıktım ama baktım ama çok güzel vazgeçtim. Oturdum sahilde, bir şeyler yedim, gazete okudum, keyif yaptım. Saate baktım epeyce oturmuşum. Peykere dayıp oldu ama ne yapayım? Onlar da başka program yapmış zaten. Seni aradım, telefonun kapalıydı. Birlikte olduğunuzu düşünerek onu aradım ben de. Hilmi Bey de dermiş. Şarjım bitmişti. Ne oldu, niye aradın beni? Seni de çağıracaktım oraya. Gelirsen daha çabuk kaçar, birlikte yaparız bir şeyler diye düşündüm. Ya da ben senin yanına gelirdim, oradan giderdik bir yerlere. Konuşamadık. Ay Allah, üzüldüm şimdi. Sen iyi misin? Annem çıldırttı yine beni. Tartıştığınızı anladım ama ne olduğunu anlayamadım. Yine çok harcamış, delirtti beni. Neyse. Konuşup daha fazla bozma sinirini. Özledim seni. Küveti dolduruyordum, annem gelince kapattım. Bir duş alıp rahatlayayım, çok terledim. Benim verdiğim örtüleri serdin mi sehpalara? Hangilerini siz verdiniz bilmiyorum ki. En güzellerini. Sen benim enişlerimi beğenmiyor musun? Göz nuru döktüm ben onlara, göz nuru. Tamam canım, bir şey demedik. Diyemezsin zaten. Allah Allah, nereden nereye geldik? Boş ver sen bunları natil okumam. Anlat bakalım. Yerleşince güzel oldu mu Matmazel'in evi? Vallahi çok güzel oldu, tam keyif evi. Terasta ilk yemek keyfini biz yaptık.
Manzara süper zaten. Isındım ben eve. Çok rahat bir kere, geniş. Böyle sakin bir havası var. Huzur veriyor insana. Ay, çok merak ettim Süleyman. İlk fırsatta biz de gidip görelim. Tamam tamam, gideriz gideriz. Matmazel gitti diye üzülüyordunuz bir de. Bakın size kapı çıktı işte. Cemile, Beşir de çağır kızım, o da yesin. Heh, bak iyi insan, geldi işte. Şimdi seni çağıracaktık. Gel otur, bir şeyler ye sen de. Yok, tokum ben. Süleyman amca, garajda o kenara ayırdıkların atılacak mı? Bir zahmet. Tepsiyle oraya getireyim istersen. Tokum dedim. Nesrin abla geldi. Nihayet. Doydum ben, elinize sağlık. Afiyet olsun yavrum. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Saat kaç saat? Süleyman. Bak bir daha olmasın, külahları değişiriz. Ne oluyor? Enişte nasıl, iyi mi? O iyi de benim için pır pır. Ne oldu hayrola? Bu akşam beni istemeye gelmek istiyor. Oo, hadi hayırlısı. Müsaitler mi sor dedi. Benden haber bekliyor. Süleyman, Rıza Kaptan demiş ki. Duydum, duydum. Gelsin bakalım. Adnan Bey'le konuşmak istiyor asıl. En doğrusu. Aferin adama bak. Yol yordan biliyor. Adnan Bey'e söyleyemem ben, utanırım. Ben söylerim, merak etme. Biz de söyleriz canım. Ne var utanacak? Çıkıyorum şimdi ben yanına. Söyler haber veririm size. Ha yaşa sen. Gelin mi olacaksın sen şimdi? Kısmet. Ay çok sevindim. Şimdiden tebrik ederim. Dur bakalım Adnan Bey ne diyecek? Ya izin vermezse? O zaman olmaz işte. Hadi git söyle hadi. Yoksa 9 doğuracak. Gidiyorum. Rıza'yı görünce Behlül Bey'in şarjını unutmadın inşallah. Aa, yok yok. Birlikte gidip verdik ama iyi etmedik galiba. Teknede misafiri vardı. Anlarsınız ya. Bastınız mı? Ya o ne biçim laf öyle? Tövbe tövbe. Öyle işte. Bizi görünce bir bozuldu. Gidip gideceğimize pişman olduk vallahi. Kimdi misafiri? Görmedim ki, içerideydi o. Thank you.